Sağ ol abi. Sağ olasın. Şimdi böyle olayları tek tek düşününce... yani beni sevdiğini anlıyorum. Çok belli etmiş bana duygularını da ben anlamadım. Ya da anlamak istemedim. Ya zaten sen bir şey kabullenene kadar anlamazsın ki kardeşim. Sen Zebercit'in aşkını bile 17 yılda zor anladın yani. Kaldı ki hadi anladın diyelim. Anlasaydın ne olacaktı ki? Ha, ne değişecekti yani? Adama başından beri yalanlar söyledin. Ajan gibi girdin iş yerine. Ki yalandan nefret eden bir adama. Ya kızım bak dost acı söyler. Gerçekten sizin aşkınız en başından beri imkansızmış. Evet. Evet evet. İmkansız aşk. Baya baya aşık oldum diyorsun yani sen şimdi. Baya baya ya. Ama o da oldu. O da oldu da kabul etmiyor. Ama edecek. Ben sürekli peşinden gidiyorum, kaçıyor. Kendi geliyor yine kaçıyor. Genel olarak kaçıyor yani. Neden? Bir bilsem. Bir bilsem, bir çözebilsem, bir anlayabilsem. Yani deli dolu. Kontrol edilemez. Anlaşılamaz. Acayip bir kız yani. Yarın bir bakmışsın böyle onun mahallesinde tuhaf bir tip var. Muzaffer midir nedir? Onunla böyle Anadolu'nun ücra bir köşesinde kaçmış, yerleşmiş. O kadar deli. Sonra hadi bana Anadolu yolları Sanem'in peşinden. Oo, Anadolu'ya da peşinden giderim diyorsun yani. Giderim abi. Giderim çok net. Yani çıldırtıyor beni. Vallahi çıldırtıyor ama yeter. Yeter karakterimden sapmaya başladım. Böyle tıpış tıpış geleceksin, kuzu kuzu geleceksin bana. Aşkını itiraf edeceksin falan gibilerinden şeyler söylemeye başladım yani. Sen Can David bir kadına. Ya ben Can David bir kadına. Mahvolmuşsun sen kardeşim. Mahvetti beni abi. Olacak işte gerçekten. Bugüne kadar anlatmak için elimden geleni yaptım ama onu sevdiğimi anlamadım. Beni sevdiğini anlamadım. Ya da sevebileceğine inanmadım. Ama artık benden uzak duramayacak, izin vermeyeceğim. Artık ona yaklaşmayacağım. Bana yaklaşmasına da izin vermeyeceğim. Beni sevdiğini anlayacak. Benim onu sevdiğimi asla anlamayacak. O bana gelene kadar savaşsa savaş. O beni unutana kadar savaşsa savaş. Alo, Deren. Alo, CC. Ne krizi? Ne krizi? Ya CC. Hı. Sen mail gelmediğine emin misin? Ya çünkü sosyal medya yıkılıyor. Baksana neler yazmışlar. Kendi araba reklam filmimi çekiyorum. Fikri Harika'da staj imkanı. Reklamımı yazıyorum, reklamımı çekiyorum. Muhteşem fırsat falan demişler. Bilmiyorum ki, bilmiyorum yani. Yok, maile düşen bir şey yok yani. Çok az sayıda geliyor, yapabilecek bir şey yok. Neyse şimdi bunlarla kafamızı kurcalamayalım, yazalım. Arkadaşlar yazalım, fikirlerimizi yazalım, haydi. Baskı yapmasana insanlara, konsantre olamıyoruz. Sana baskı yok ya, sana niye baskı olsun sen? Size de baskı mevcut değil. Baskı yok, kal, yok. Baskı yok size de. Osman Bey, Aga Bey, abi. Evet, yazabilirsiniz istediğiniz gibi, dilediğinizce. Hı-hı, tabii. Ya CC, biz yazsak ne olacak, yazmasak ne olacak Allah'ını seversen? Benim kafam zaten analitik çalışıyor. Ben böyle şeyleri anlamıyorum. Rakamlarla ilgili şeyleri anlayabiliyorum ya. Vallahi içim kıyıldı, yıldım şu an. Yılamıyor. Arkadaşların enerjisini düşürme. Tamam ya. Osman sen ne yazdın? Et lokantası sahibi adam arabasını değiştiriyor. Ha, bakayım. Evet, yaz et. Bakayım ne? Böyle kopya çekmek yok. Bakma falan yok. Buna izin veremem. Herkes kendi fikrini yazacak. Sen yaz analitik rakamlar falan filan neyle yazıyorsan yaz. Tamam ben bitirdim. Çok iyi olmadı ama rumuzla mı gönderiyorduk? Evet, rumuz olmazsa geçersiz sayılır. Tamam. CC? Evet. Niye senin mail adresin var burada, şirketin mail adresi yok? Ben kendi mailim. Aa. Nasıl ya? Kendi mailim mi? Hay Allah ya, yanlışlık. Bir saniye, o zaman mail bana mı geldi bu fikirler? Burada yüzlerce fikir var. Bir sürü fikir. Böyle yaptıkça bitmiyor bak. İnsan beyni böyle dimağını akıtmış herkes. Ya gel buraya gel ya. Osman şu bana biraz bir şey yaz ya hadi. Hadi aksi olabilir miydi? Sen muhteşem bir çalışansın. Ayhan ne yapıyorsun şu anda? Niye sarılıyorsun bana? Ha? Hemen fırsat bildin sevincimi ve sarıldın. Neden böyle yapıyorsun? Hemen boşluğumu buldun ve sar. Bir saniye Deren Hanım arıyor. Ne diyorsun değil. Alo. Ha, efendim Deren Hanım şöyle bir şey oldu. Şimdi şöyle ben kendi mailime girmişim. Yanlışlıkla bütün fikirler benim mailime. Evet. Evet bir krizlik bir durum yok. Deren Hanım neden? Deren Hanım duyulmuyor, duyulmuyor. Deren Hanım. Evet. Tamam öptü. Sanem kalk Can Bey'in evine gidiyoruz. Can Bey'in evine mi? Hı. Ben gelmem. Ne demek gelmem Sanem? Sanem kalk.
Ben gelmeyeceğim diyorum. Senem kalk diyorum sen. Aa! CC hayatta gelmem diyorum. Kalk. Gelmeyeceğim. Oyuncu seçmelerim vardı bugün. İptal etmek zorunda kaldım. Osman'ı da çağıracaktım. Sanem, Osman'ı aramam seni rahatsız etmiyor. Eminsin değil mi? O kadar eminim ki. Merak etme. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Bahçeye geçin. Direkt başlayalım çalışmalara. Merhaba Can Bey. Ben kapıyorum kapıyı. Cinsel içerikli, hakaret içeren, gelenek göreneklere aykırı ne varsa eliyorsunuz. Sanem bak müşteri böyle bir liste gönderdi. Bunu iyice ezberle, mailleri okurken zaman kaybetmeyelim. Tabii. Arkadaşlar beğenmediklerinizi kendiniz eleyin. Beğendiklerinizi bana veya Deren'e verebilirsiniz. Orijinal fikir yok ya. Bu ne? Arkadaşlar kim getirip önüme koyuyor bunu? Gerçekten çöp gibi bir şey bu ama. Gerçekten iyi fikriniz varsa önüme koyun. Böyle kağıt yırtmakla efor sarf etmek istemiyorum ben. Ne mesela? Bu da çöp. Bu da çöp. Bunu da yırtacağım. Bunu da yırtacağım çünkü çok da sıkıldım. Sıkıldım. Can. Hı. Ha seni de böyle hafta sonu gerçekten rahatsız ettik. Polen'e de çok ayıp olmuştur. Polen döndü İngiltere'ye. Aa, Polen İngiltere'ye mi döndü? Arkadaşlar Can Bey'le Polen ayrılmış. O zaman tamam. Arkadaşlar ruh hastası mısınız? Niye alkışlıyorsunuz? Saçma sapan hareketler, burada çalışmaya çalışıyoruz. Yani bu şirket seviyor ayrılıkları. Benim de başıma gelmişti. Hemen alkışlamışlardı Can Bey. Ben hiç bilmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm Can. Gerçekten çok üzüldüm. Botoksumu yeni ya Allah'ım. Çok üzüldüm. Ben kahve koyayım. Ben getir götürücüyüm. Ben koyabilirim. Can Bey ben koysaydım kahveyi. Tamam şey yapma üstüne alınma sen şimdi. Tabii ki gergin durumlar bunlar ayrılık falan ama geçer. Her şey geçer. Her zaman yeni hayat başlar. Olsun. Çalışmaya demesinler ama bana. Ay ne güzel oldu böyle yeşillikler için. Ya kızım deli misin sen? Hani uzak duracaktın adamdan? Ya sen sussana. Şu anda mantığının sesini duymak istemiyorum ben. Sus. İç sesinim ben senin. Kulağını kapatarak duymaktan kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Gitme yanına. Fırsat geçti işte eline. Uzak dur. Öyle kolay değil gitmemek. Kolaysa kalbime söz geçir. Bana ne gideceğim? Yemin ederim delisin sen. Öyleyim değil mi? Sen de beni böyle sev. Bu mu şimdi savaş? Yüzüme bakmamak mı? Beni yok saymak mı? Oldu mu? Olmadı. Hiç olmadı. Söyleyecek bir şey var mı? Yok. İyi. Aynen böyle devam. Yüzüme de bakma Can. Beni yok say. Kahveyi de koy yapmışsın zaten Can. Ben söyledim, ben yapayım dedim sana. Sanem? Ne yapıyorsun sen? Can Bey'e Can mı diyorsun sen? Kendisi öyle istiyor. Nasıl kendisi öyle istiyor? Can Bey bana Can mı de diyor. Ha? Sen bir şeyler karıştırıyorsun Sanem. Neler karıştırıyorsun söyle hemen. Söyle. Cece.
Sana bir sır vereyim mi? Verme, verme. Hayır. Sır falan verme. Hayır, sakın. Sakın ne olur verme. Sır verme. Tamam, gideceğim. Ben gidiyorum ben. Tamam mı? Sır verme. Vereceğim. Ben Can Bey'e aşık oldum. Aslında bu zamana kadar aradığım Albatros Can Bey'miş. Biliyor musun? Beni o bir de ikinci kez öptü. Hiç kimse bilmiyor. Bu çok büyük bir sır. Kimseye söyleme. JJ. JJ. İyi misin? Ne? JJ! JJ! Ay boğuldu galiba. JJ. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyor? Açıklıyorum şimdi. Arkadaşım serseri gibi atladın havuza ya. Niye böyle yapıyorsun? Can Bey. Hı. Sorun siz misiniz? Ben miymişim? Hı. Ne alakası var ya? Ben ne yaptım JJ'ye? JJ bakar mısın? JJ ne yapıyorsun? Can Bey, Can Bey. Ben size şöyle açıklayayım. JJ'in kendi içinde geliştirdiği anlık fobileri var. Şimdi... onu size karşı da geliştirmiş. Siz ona hiç bakmayın, onunla hiç konuşmayın. Sorun yok. Yani bakmayıver Can. Bakmayıver. Ne olur. Yani bana da olmuştu bir kere. Sonra biz bırakıyoruz onu. Kendi kendine geçiyor. Bir kriz daha çıkmasın. Ne olur. İyi tamam. Tamam bakmam. Ne bakacağım? Hatta hiç bakmam o tarafa ben. Tamam. Tamam. Söyleyin hatta gitsin evine dinlensin JJ. JJ evine git JJ. Evine git. Evet. 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 Can istersen ekip de gitsin. Biz zaten ön elemeyi yaptık seninle. Geri kalanı da biz hallederiz. Tamam. Arkadaşlar emeğinize sağlık. Siz de gidin isterseniz. Bundan sonrasını biz Deren'le hallederiz. Tamam. Teşekkürler Can Bey. Görüşürüz. Sakin ol. Ne olursun. Çok belli ediyorsun. JJ. Gidebilirse. JJ. Can gel hadi. Ay vallahi bunalttı ama. Biraz da siz ilgilenin. Bunu da beğenmedim ben. Bunu da yırtıyorum. Beğenmedim, yırtıyorum. Herkes gitti. Can Bey isterseniz ben hızlıca okuyayım, hemen ezberleyeyim, yardımcı olayım size. Şu an senin fotoğrafik hafızana ihtiyacımız yok Sanem, gidebilirsin. Sanem ben bir şey soracağım, çok merak ediyorum da ne zamandır soracağım. Şimdi senin fotoğrafik hafızan var ya, her şeyi aklında tutuyorsun böyle. Zorlanmıyor musun? Belli ki sen kapasitenin biraz üstüne çıkıyorsun. Zorlanmıyor musun? Zorlamıyor mu seni? Senin kadar gerçeğim. Kızmadın değil mi hanım? Can Bey biz ne yapıyoruz şu anda? Ben sana aşık oldum Sanem. Zor oluyor. Zorlanmaz olur muyum Deren Hanım? Yani böyle görüntüleri kaydediyorum. Ondan sonra... Dönüp dönüp duruyorlar kafamın içine. Dönüp dönüp duruyorlar. Ben ittikçe onlar geliyor. Ben ittikçe onlar geliyor. Ben de deliye dönüyorum. Anladım sen. Ondan öylesin. Ondan öyleyim. İyi günler Deren Hanım. İyi günler Can Bey.
İyi günler. Deren bak bu fikir çok iyiymiş. Bakayım. Bunu bir kenara koy, yırtma. Yırtma, tamam mı? Yırtmıyorum ben zaten. Ben beğendiğimi tutuyorum. Siz de görün. Yırtmam ben her şeyi de yırtmıyorum. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Çocuğum gel gel. Gel senin o şeyden girsene o sipariş şeyi neyse bu onu bir şey yap da ben var mı bir dolmalarla bir haber bir senden de bakalım. Anne artık sana bir akıllı telefon mu alsak ne yapsak öyle onun bunun telefonuna bakmakla olmaz bu işler. Olmaz çocuğum. Olmaz şimdi onun sırası değil. Önce bir senin taksit şey yapıyorsun onun sana olan borcumuz değil mi? Verelim de değil mi? Borç falan yok. Ben ödüyorum taksit sorun yok. Eksik olma kızım sağ ol. Da biz de sana yük oluyoruz yani annen onu söylemek istiyor aslında. Benim giderim yok ki. Abur cuburları bakkaldan alıyorum. Bir çayım var benim onu da çay bahçesinde içiyorum ablamı kilitliyorum. Kilitliyor vallahi çok güzel kilitliyor. Neyse başım ağrıyor benim ben odama gidiyorum biraz. Ha, neden? Ne oldu bir şey mi oldu? Can Bey'in evinde başına güneş mi geçti? Biri canını sıktı. Bir şey oldu, bir şey oldu. Söyle, bir şey oldu. Nihat, şey etme kıza. Bak yorulduysa demek ki dinlensin. Değil mi çocuğum? Hadi sen git dinlen güzel güzel. Git çocuğum hadi sen rahatla dinlen. Bir şey gelsin, iyi gelsin. Ne oluyor? Şey, Umut lan yok. Ah bu sefer anana geldi. Kesin anana geldi. Ay bana mesaj geldi ya. Hayır hayır gelmiştir. Bana gelmiştir o. Ay vallahi yıldım ya. Ben gidiyorum. Aşkta savaş olur mu? Oluyormuş demek. Benim en büyük savaşım kendimle. Hem ondan uzak durmaya çalışmak, hem de uzak kalamamak. O güzel gözleriyle bana bakmasın diye dua edip, o bakışlar olmadığında acı çekmek. Kendime, kalbime bir türlü söz dinletememek benim savaşım. Ben bir adam sevdim. Onun gibisi yok. Onun sesi, onun cesareti, onun açık sözlülüğü, onun elleri, onun gözleri kimse de yok. O olmadığında benim hiç kimsem yok. Varsın savaşsın benimle. Kalbimi kıracaksa o kırsın. Unutulacaksam unutan o olsun. Bana kokusu kalsın. Bir türlü yakalayamadığım o muhteşem kokusu. Uykum kaçtı da. Kaysana biraz. Ay sen niye beni uyandırdın da Ayhan'a gitmedin hayret? Ya annem akıllı telefon diye Ayhan'ı darladı. O da ül taklidi yapıyor. Odaya kapattı kendini. Ben de çok darlandım. Darlandım ki ne darlandım. Her şey üstüme üstüme geliyor ya. İşe de gitmek istemiyorum. İşe mi gitmek istemiyorsun? Abla, sen iyi misin? Of, biliyorum bana anlatmazsın ama bir kere şu buzlarını bir eritsen, anlatsan, ha? Çok uzun, anlatacak bir şey yok. Olsun. Sen hem ben aşık oldum. Kime? Emre Bey'e. Aa, ya.
Ay ben şu an çok şaşırdım yani ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Ben Emre Bey'e aşık oldum ama o benim patronum yani ve bana o gözle bakmıyor. Dolayısıyla da aramızda hiçbir şey olamaz. O yüzden ben de onu unutacağım. Bu kadar. Bu resmen analitik zeka. Matematiksel yani net. Ben mesela senin gibi yapamazdım. Yapamıyorum. Yani ben mesela yaşadıklarımı değerlendirir, olasılıkları göz önünde bulundurur, ne bileyim boş yere hayaller kurar, sonra pişman olurdum, öyle geçip giderdi. Yani senin şu kurduğun cümleye gelmem benim aylarımı aldı. Alırdı. Yani boş hayal kurup ne yapacağım ki sana? Kendimi üzmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Tamam. Belki haklı olabilirsin. Ama karşılıksız, maaşlıksız. Sevmek güzel şey. Abla. Bence Emre Bey sana layık biri değil. Yani o adam çok planlı. Güvenilmez biri. Ben öyle hissediyorum yani. Sen daha iyilerine layıksın. Sen şimdi aşık olduğun için göremiyor olabilirsin onu. Neyse boş ver. Senin de Can Bey'e ilgin var sanki. Yok. Sanem ablacığım bana anlatabilirsin. Var mı öyle bir şey? Dev bir ilgim var ona karşı. Yani hatta onun dışında hiçbir ilgi alanım kalmamış gibi. Dev bir aşk yani. Sanem niye bana bugüne kadar söylemedin? Niye anlatmadın? Nasıl söyleyeyim? Daha kendime bile söyleyemedim. Ayrıca benimki de karşılıksız. İmkansız yani. Kardeşim ya, gel. Ne yapalım ya? Acımızı çekeceğiz artık yani. Zamanla bırakacağız. Zamanla geçer herhalde. Herhalde. Neyse en azından ikimiz de çok zevkliymişiz. İkisi de çok karizmatik ve yakışıklı. Evet çok. Ama bence Osman da yakışıklıkta ilk üçe girer. Girer değil mi? Aa, tabii Osman çok yakışıklı. Ama tabii ben ona hiç o gözle bakmadım. Bakamıyorum yani, bakamıyorum o gözle ben ona. Sen anladın mı? Sen bu zamana kadar biliyor muydun? Anladım tabii Senem. Anladım ama yaklaşamıyorum. Ya bizim çocukluğumuz beraber geçti. Kardeş gibiyiz Senem. Şimdi mahallede de sürekli yüz yüze bakıyoruz yani. Olsa bir dert, olmasa bir dert. Ya yoksa ben istemez miyim? Evet haklısın ya. Yani ayrılmayı göze alamıyorsan sevmeyeceksin. Bak bu da analitik bir tespit mesela. Ben huzuru analitik tespitlerde buldum ablacığım. Abla, bana biraz anlatsana. Analitiği anlat. Sanem anlatayım ama senin mizacın kabul etmez bunu. Kusar. Ha, dene. Dene çok kötüyüm, dene. İyi tamam, deneyeyim o zaman. Mesela şöyle düşünüyorsun. Tamam. Sen nasıl bir çevrede büyümüşsün? O nasıl bir çevrede büyümüş? Önce bunu bir değerlendiriyorsun. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Günaydın CC. CC. Senin suratına ne oldu? Sanem, bana böyle bir şey nasıl yaptın Sanem? Bana niye sır veriyorsun? Beni nasıl tanımazsın? Ben ne yapacağım? He? Bavulları toplayıp memlekete mi yerleşsem? Bizim memlekette kimsenin sırrı yoktur. Memleketçe sır tutamayız çünkü. Senin memleket neresi ya? Tamam neyse boş ver. Bu kadar abartma. O kadar da önemli bir sır değil ki bu. Tamam benim hayatımın sırrı. Kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. Ama düşünemedim özür dilerim. Kendimi deli gibi yaptım. Ne yapacağım ben bu bilgiyle? Ha? Ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim? İnce hastalığa falan mı yakalandım acaba? Bana bir şeyler oluyor. Şimdi birazdan o üç harfi de gelecek işe. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağım ben Sanem? Niye bana bilgi verdin? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oldu? Günaydın Can Bey. Öpüştükten sonra aramız biraz kötü. Sus! Sus daha bana daha bir şey anlatma. Sus! Öldürecek misin beni? Gece! Sanem! Hadi toplantıya. Bunu da başkası içsin o zaman. Hadi gelsene. Gelemedim. Yürü, yürüyemiyor musun da?
Bilmiyorum, her yerim kilitlendi. Gece bırakma. Bırak. Bırakma kendini. Bırakma abi. Bırakma. Bırakma ya. Evet arkadaşlar, öncelikle bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Birazdan Aylin buraya gelecek ve toplantı yapacağız ama endişelenmenize hiç gerek yok. CC. CC tamam, panik yapacak bir şey yok. Çünkü kendisinin son görüşünüz olacak bu. Kendisi buraya gelecek, otomotiv müşterisiyle bizi tanıştıracak, işi teslim edecek. Ondan sonra çekecek gidecek, bence alkış. Çok seviyorum alkış. Şimdi o zaman gelelim güzel habere. Arkadaşlarım, dün geceki emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Senaryomuzu seçmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu birazcık ben seçtim çünkü çok sevdim. Kazanan senaryomuz Rumuz Erkenci Kuş. Şöyle birazcık kısacık hikayesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten ihtiyacımız olan hikaye. Şöyle sakin, mütevazı bir mahallede geçiyor hikaye. 4 genç kız var, birlikte büyümüşler ve hayallerini inşa etmek üzere birlikte bir maceraya çıkıyorlar. Ben ürünle çok özdeşleştirdim. Çünkü bu şekilde arabanın hem aile yaşantısına uygunluğunu hem de yenilikçi, maceracı tarafını vurguluyor bence. Ben bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar, yarına çekim var. Bu iş bütçesiz. Tamamen biz karşılıyoruz. Stajyerimiz Erkenci Kuş'un yazdıklarını, onun hayalini, reklam filmini gerçekleştireceğiz. Bir günde çekeceğiz, bitecek. Evet CC. Bir an önce Erkenci Kuş'la irtibata geçmemiz lazım. Telefonunu bul, bana bağla. Çünkü Can Bey'le ve ekiple birlikte toplantı yapacak. Yarın zaten çekim var. Ondan sonra da bir aylık stajı söz konusu. Bir an önce... CC biraz rahatsız da ben arasam. Ha. Tamam sen ara. Çok acil ama. Hemen ulaşmamız lazım. Tamam hemen arıyorum. İyi bir şey. İyi misin? Can Bey. Aa! Ne oluyorsun? Ne oldu? Hı? Aa, taşısanıza içeri. Ne oldu? Aa! Tamam. Merkez dönebilir işinin başına. Aferin sana Sanem ya, aferin. O taraftan, evet. O taraftan çağırdılar sizi.